Selamun aleyküm arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Biz bugün uzun olta çalışıyoruz. Arkadaşlar bu 100 metre misine yapıyoruz. Hakiki mantara çalışıyoruz. Biz bunlarda ayaklık örme ayaklık yapıyoruz. Üçlü. Şimdi bazı kardeşlerim dediler ki rica ettiler. Abi biz bunu nasıl kullanacağız? Şimdi arkadaşlar şu. Üçlü ayaklık dediğimiz bu. Üç ayak. Yani bunun üst gözüne, fırdönlüğünün üst gözüne beden, en altına kurşun, ortaya rapalanın kösteğini yapacağız. Rapalanın kösteğini ne kadar yapacağız bunda? Ben şahsıma sadece 4 kulaç yapıp bırakıyorum. Bazı arkadaşlar ara fırdönlü kullanıyor. Ben kullanmıyorum. Ha, kullansak da olur, kullanmasak da olur. O isteğe bağlı, önemli değil. Şimdi şöyle arkadaşlar, biz rapala çalışıyoruz. Şöyle bir yakın çekim alırsam bunları ben daha izah etmek istiyorum. Arkadaşlar bu rapalalar, biz arka fırdönlüğü kaldırıyoruz. Üçlü iğneyi keserek halkasını direkt rapalaya monte ediyoruz bu şekilde. Şu. Olay bu. Şimdi biz bunu ip misineden yapıyoruz. Hani bunu açıyoruz. Zarganın boyuna göre ayarlayabiliyoruz. Şu şekilde. Biz bu takımın bir de aynı şekilde sistemini kaşığa yapıyoruz. Buna da kaşık arkası. Tabir ettiğimiz şu. Yani olay şu arkadaşlar. Bu da kaşık arkası. Bu kaşık arkasına yapım şeklimiz şöyle. Biz bu kaşıktaki üçlü iğnenin birini kesiyoruz, ikili bırakıyoruz ama iğneyi perçinle monte ediyoruz kaşığa. Sabitliyoruz. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bunun yapım şekli de şu. Şuraya basarsak, daha yakın alırsan daha net olur. Şimdi şu arkadaşlar. Bu ip misneyi buraya bağlıyoruz. Şu şekilde. Normal düğümümüzü atıyoruz yine. Şu. Biz bunun önüne normal daha önceden hazırladığımız şu fırdöndülü iğnelerden bağlayacağız. Bunlar Chanel arkadaşlar. 2-0. Fırdöndülerini yapıyoruz. Bunu kaşıktan hazırlıyoruz. Bu kaşık sistemi bizim eski ustalarımızın sistemi hala. Ve inanın çok başarılılar. Şimdi bu arada ben bu takımı kullanmasını rica etti arkadaşlar. İnşallah ona biraz değineceğiz. Şunu önce bağlayalım. Şimdi arkadaşlar şu uç kısmında yakalım ipin. Açmasın kendini. Evet. Takımımız bu. Kaşık. Boyu bu kadar uzun. Bunu istediğimiz şekilde sarıyoruz tekrardan iğneye. İstediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Şu şekilde. Bize ne kadar gerekliyse o kadarını açık bırakıyoruz. Olay bu. Şimdi arkadaşlar bunun kullanım şekli nasıl? Bu ayaklıktaki meseleyi anlattım az önce. Kösteğini bağlıyoruz. Alt kurşununu bağlıyoruz. Şimdi şöyle. Takımı arkadaşlar sudaki kullanım şekli. Mesela biz bunun floto zarganayı takıp indiriyoruz ya aşağıya. İşte 200 gram, 250 gram, 300 gram. Şimdi buradaki eksiklik mi diyeyim? Bizim kullanım şeklimizi anlatayım. Ben öyle konuşursak yanlış anlaşılırız. Şimdi arkadaşlar apiko dediğimiz olay var. Biz bunu kullanım şeklimiz 2 milli olmalı yine de. Aynı şekilde çaparilerde kullandığımız şekliyle 2 mil yapacağız. Şimdi şöyle tekneden bunu indirdiğimizde bir kulaç kurşunu yukarıya kaldırıyoruz. Ve 2 mil sürat yapıyoruz. Takım apiko dediğimiz olay var. Yani şu tekneden şu dikey dedik. Bu böyle uçmamalı. Eğer uçuyorsa ya tekne süratli ya kurşunumuz ağır. Şey hafif. Onu o yüzden 2 mil ve kurşunu ona göre dengeleyeceğiz. Apikoda tutacağız takımı. Çok arkaya yatırmadan şu bir. İkinci mesele şu. Mesela bir kulaç yukarıya aldık. 20-30-40 metre kadar gideceğiz. Tekrar dibi bulacağız. Ve biraz daha gideceğiz. Tekrar dibi bulacağız. Yani şunu anlatmak istiyorum. Dipten ayrılmamamız gerekiyor. Örnek veriyorum. Şu an attık. Takımı bir kulaç yukarıya kaldırdık. 40-50 metre gittik. Su oldu. Atıyorum 10 metreydi buradaki olay. Orada oldu 30 metre. Biz 20 metre havada kaldık. Ben demek istediğim sürekli dibi bulmak zorundayız.
dipten ayrılmamamız gerekiyor. Lüfercilikteki kurallardan üçüncüsü de şu arkadaşlar. Kesinlikle daireler çizerek dolaşacağız. Şimdi arkadaşların ifadeleri hep şu şekilde oluyor. İşte dönüşlerde diyor balık atlıyor. Bu dönüşleri çok iyi takip etmek lazım. Bunlar da hızlarla alakalı. Yani 2 mil yeterli. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.